Merhaba arkadaşlar. Forum sayfa cevapları YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizinle 8. sınıf fen bilimleri SDR dikey yayıncılık ders kitabı sayfa 153, 154, 155, 156, 157, 158'i işleyeceğiz. 4. ünite ölçme ve değerlendirme çalışmaları cevapları. A. Aşağıdaki soruların cevaplarını defterlerinize yazınız. 1. Periyodik tablonun oluşturulmasına neden ihtiyaç duyulmuştur? Açıklayınız. Cevap. Periyodik tablo modern kimyanın temeli durumundadır. Elementlerin kütlelerine ne göre ve proton sayısına göre düzenlenir. Elementlerin özelliklerine göre metal, metal olmayan, yarım metal gibi özelliklere göre tabloda bulunur. Periyodik tablo birçok bilim adamı tarafından oluşturulmuştur. Zaman içerisinde en... Bilinmiş bilim adamları Mendeleev, Meyer, Lavland'dır. Bilim adamları tüm dünya üzerinde tek bir bilim dili olması amacıyla tabloyu kullanmayı amaçlamışlardır. 2. Periyot ve grup kavramlarını açıklayınız. Cevap. Periyodik tablo kimyasal elementlerin sınıflandırılması için geliştirilmiş bir tablodur. Periyodik tablo periyodik cetvel olarak da bilinmektedir. Bu tabloda bilinen bütün elementlerin artan atom numaralarına göre sınıflandırılır. Periyodik cetvel aman içerisinde birçok bilim adamı tarafından katkılarda geliştirilmiş fakat asıl cetvelin icadı Rus kimyager Mendeley'dir. Grup dış katmandaki elektron dizilimine göre elementlerin oluşturduğu birliğe denir. Gruplar periyodik cetvelde dikey olarak sıralanır. Periyodik ise yatay şekilde oluşturulan toplam 7 periyodudan oluşur. 6 periyodun içerisinde 32 element bulunur. 3. Metallerin genel özelliklerini açıklayınız. Cevap. Metaller elektriği ısıyı çok iyi şekilde iletebilen yüksek ısı ile şekillendirilebilen kendine özgü parlaklığı ve sertliği olabilen elementlerdir. Levhalar ve teller haline getirilebilir. Metallerin özelliklerini sayacak olursak. 1. Kendine özgü metalik parlaklıkları vardır. 2. Darbelere karşı dayanıklıdır. 3. Tel levha gibi şekillere sökülebilir. 4. Isı ve elektriği iletirler. 5. Kendi aralarında bileşik yapmazlar. 6. Elektron vererek bileşik yaparlar. 7. Pozitif yüklü iyon oluştururlar. 8. Kendi aralarında bileşik yapmazlar. 4. Yarı metallerin genel özelliklerini açıklayınız. Cevap. Yarı metaller metallerin ve metallerin özelliklerini kısmen gösteren elementlerdir. Bazen metaller gibi davranırlar. Bazen de metal özelliklerine sahiptirler. Yarı metaller bor, silisyum, Germanyum, arsenik, antimon, tüler ve planyumdur. Özellikleri: 1. Elektrik akımını ve ısıyı metaller göre az iletirler. 2. Tel ve levha haline getirilebilirler. 3. Görünüşleri metal gibidir. 4. Kimyasal özellikleri ise ametallere benzer. 5. Görünüşleri parlak veya mat olabilir. 6. Bor minarelleri son yıllarda ekonomik değeri artan yarı metal elementtir. 7. Özellikle nükleer alanda jet ve roket yakıtı olarak sabun ve deterjan üretiminde cam, elyaf ve kağıt üretiminde bor elementi kullanılmaktadır. Dünya bor rezervinin %72'si Türkiye'dedir. 5. Emetellerin genel özelliklerini açıklayınız. Cevap. Emeteller doğada ve oda sıcaklığında katı, sıvı ve gaz hallerinde bulunan elementlerdir. Gaz halde Kimlere örnek verecek olursak oksijen, azot, hidrojen, klor gibi elementlerin sı sayabiliriz. Sıvı haldeki emetal brondur. 1. Karbon, fosfot, kükürt, iyot gibi elementler ise katı halde bulunur. 2. Emetallerin en büyük özelliklerini ısıya ve elektrik akımına iletemezler. 3. Dövülerek işlenemezler, kırılgandırlar. 4. Mat ışığı yansıtmazlar. 5. Tel ve levha haline dönüştürülemezler. 6. Erime noktaları, kaynama noktaları düşüktür. 7. Kendi aralarında kovalent bağlı bileşik oluştururlar. 8. Metaller ile iyonik bağlı bileşik oluştururlar. 6. Fiziksel değişim nedir? Örnekler ile açıklayınız. Cevap: Fiziksel değişim kısaca maddelerin yapısı değişmeden sadece hal değişikliğine yani şekli ve dış görünüşüne meydana gelen değişimlere denir. Fiziksel değişimlerin sonucunda yeni bir madde oluşmaz. Sadece maddenin rengi, şekli, büyüklüğü gibi özellikleri değişmiş olur. Fiziksel değişime basit örnekler verecek olursak. 1. Mumun erimesi. 2. Tebeşir kırılması. 3. Suyun buza dönüşmesi. Fiziksel değişimlere örnek gösterilebilir. 7. Kimyasal değişim nedir? Örnekler ile açıklayınız. Cevap. Maddeler fiziksel olaylara bağlı olarak değişimler yaşayabilir. Bu değişimler kimyasal ve fiziksel değişim olarak bilinir. Fiziksel değişimler maddenin geçici olarak şeklinde değişim yaparken kimyasal değişim maddenin özelliklerinde kaybolma gibi değişim olduğu için tekrar eski haline gelmeleri imkansızdır. Kimyasal değişimler, yanma, küflenme, paslanmaz gibi durumlarda maddelerin özelliklerinin değişmesidir. Ekmeğin küflenmesi, domatesin çürümesi, kağıdın yanması gibi durumlar kimyasal değişimlerdir. 8. Asit ve bazların genel özellikleri neler nelerdir açıklayınız. Cevap Asit ve bazlar hidrojen ve hidroksit iyonları üzerinden birbirlerine ile tepkimeye giren tepkimeler sonucunda tuz ve su gibi maddeleri meydana getiren elementlerdir. Asitler ekşidir. Bazlar ile tepkimeye girerler. Yakıcı özellikleri bulunur. Sulu bir çözelti oluşturdukları zaman elektrik akımını iletirler. Günlük hayatımızda özellikle mutfaklarda asitler sıkça kullanılır. Başlıca asitler sirke, tuz ruhu, limon suyu, kola ve elma asitidir. Bazlar tatları acıdır. Asitler ile tepkimeye girersek tuz ve oluştururlar. pH değerleri 7 ile 14 arasında değişir. Ele alındığı zaman kaygan gibi hissederler. Sulu çözeltilerde elektrik akımını iletir. Günlük hayatımızın içerisinde bulunan bazlar temizlik malzemesi olarak kullanılır. Sabun, şampuan, deterjanlar, çamaşır suyu örnek olarak gösterilebilir. 9. Kışın yollara tuz atılmasının sebebini açıklayınız. Cevap Kış aylarında yollar çok soğuk günlerde kar yağmasından dolayı veya hava sıcaklarının eksi derecelere düşmesinden kaynaklı olarak gizli buzlanma, buzlanma veya don olaylarına sebebiyet verir. Bu durumlar yolların kapanmasına veya tehlikeleri bir şekilde buzlanmaya sebebiyet verir. Kışın bu tehlikeli durumun önüne geçmek için belediyeler veya karayolları görevlileri tuzlanma çalışmaları yaparlar. Tuz karın donma noktasını azaltarak daha düşük sıcaklıklarda dahi buzlanmasını geciktirir. Tuzlama faaliyetleri havanın soğumasına göre yapılmaktadır. Tuzun atılma sebebi bir maddenin donma noktası daha düşük olan başka bir madde eklendiğinde karışımın donma noktası önceki maddeninkinden daha yüksek olacağı için Buzlu yollara atılan tuz buzun erimesine sebep olur. Böylece buz katı halde olması gereken ısıda erimeye başlamış olur. 10. Geçmişten günümüze Türkiye'de kimya endüstrisi nasıl bir gelişme göstermiş açıklayınız. Cevap. 1900'lü yıllarda kimya sanayi hızlı bir şekilde dünyada gelişmeye başlamıştır. Daha sonraki yıllarda devlet eliyle petrokimya, organik ve organik temel alınarak kimyasal gübre üretimi gibi yaptırımlar yapılmıştır. 1980'li yıllardan itibaren ihracat amaçlı politikalarda sektör günümüzdeki gelişimlilik dönemine ulaşmıştır. Bu dönemden itibaren ithalat ve ihracatımız gelişmiş, otomotiv sektörlerinde pek çok girişimci olunmuştur. Petrokimya, deterjan, sabun, ilaç kimyaları, boya fabrikaları gibi pek çok kimya firmaları Marmara bölgesindeki fabrikalarda üretilir. B. Aşağıda çerçeve içerisinde bazı ifadeler verilmiştir. Bu ifadelerden uygun olanları kullanarak cümlelerde boş bırakılan yerleri doldurunuz. 1. Günümüzde kullanılan periyodik tablo elementleri artan atom numaralarına göre düzenlenmiştir. 2. Isı ve elektriği ileten elementler metal olarak adlandırılır. 3. Periyodik tabloda toplam 7 tane periyot vardır. 4. Son katmandaki elektron sayısı bize A grubu elementleri için o elementin grup numarasını verir. 5. Periyodik tablonun en sağına soy gazlar bulunur. 6. Petrolün damıtılarak kakaryakıda dönüştürülmesi fiziksel değişimdir. 7. Kimyasal tepkimelerde tepkimeye girenlerin kütlelerin toplamı ürünlerin kütlelerin toplamına eşittir. Ve kimyasal tepkimelerde kütle her zaman korunur. 8. pH cetvelinde 7 ile 14 arasında değer alan maddeler bazik özellik gösterir. 9. Asit yağmurlarına neden olan gazlardan biri de NO2'dir. 10. Asit yağmurlarının oluşumuna engel olmak için fosil yakıt kullanımını azaltabiliriz. 11. 1 gram maddenin sıcaklığı 1 derece değiştirmek için gerekli olan ısıya öz ısı denir. 12. Donma noktasını düşürmek için kışın yollara tuz atılır. 13. Hal değişimi sırasında sıcaklık sabit kalır. 14. Ülkemizde kimya endüstrisi alanında kurulan ilk fabrikalardan biri de Gemlik Suni İpek Fabrikası'dır. C. Aşağıdaki bilgiler doğru ise yay araç içine D. yanlış ise Y yazınız. 1. Periyodik tablo 7 gruptan oluşur. Yanlış. 2. Ametallerin kırılgan değildir. Yanlış. 3. Nötr halde elektron dağılımı yapılan elementin katman sayısı bize o elementin periyot numarasını verir. Doğru. 4. Soy gazların de değerlik elektron sayısı 8 olabilir. Doğru. 5. Demirin paslanması fiziksel bir değişimdir. Yanlış. 6. Kimyasal tepkime okunan sağ tarafı tepkimeye girenleri ifade eder. Yanlış. 7. Bileşikler kimyasal tepkimeler sonucu oluşur. Doğru. 8. Asitlerin tatları acı, bazların tatları ise ekşidir. Yanlış. 9. Kırmızı lahana suyu asit baz ayrıcı olarak kullanılabilir. Doğru. 10. Asitler mermer ve kumaşa etki eder. Doğru. 11. Asit yağmurları doğal bitki örtüsüne ve tarihi eserlere zarar verir. Doğru. 12. Maddelerin sahip oldukları ısı miktarları direkt olarak ölçülemez. Doğru. 13. Erime sıcaklığında bulunan 1 gram katı maddenin yine aynı sıcaklıkta 1 gram sıvı hale geçebilmesi için gerekli olan ısıya donma ısısı adı verilir. Yanlış. 14. Kolonya dökülen elin serinlemesinin sebebi kolonyanın elimize ısı vermesidir. Yanlış. 15. Kimya sektöründeki girişimcilerin büyük bir bölümü İstanbul'dadır. Doğru. C. Aşağıdaki çoktan seçmeli soruların doğru cevaplarını işaretleyiniz. 1. Bir öğrenciden yukarıda verilen soruları doğru ise D, yanlış ise Y olarak cevaplar. Bölümüne cevaplaması istenmiştir. Öğrencinin vermiş olduğu cevapları değerlendiren öğretmen, öğrencinin doğru cevapları için U, yanlış cevapları için X işaretlemesi yapmıştır. Buna göre öğrencinin sorulara vermiş olduğu cevaplar hangi seçenekte doğru sıralanmıştır? Doğru cevap A. 2. Bir ametallerin tüpü periyodik tablonun sağında yer alır. 2. Bazı metal ve ametaller oda sıcaklığında sıvı halde bulunabilir. 3. Yarı metaller kırılgan oldukları için işlenebilir özellikte değildir. Yukarıda verilenlerlerden hangisi ya da hangileri doğrudur? A) yalnız 1 B) yalnız 2 C) 1 ve 2 D) 2 ve 3 Doğru cevap B, yalnız 2. 3. Z, E ve M harfleri karışık olarak metal, emetal ve soy gazı temsil etmektedir. Buna göre Z, E ve M harfleri için aşağıda verilenlerden hangisi doğrudur? Doğru cevap D. 4. Çeşitli etkenler sonucu maddelerin sadece dış yapısının değişmesini, fiziksel değişim dış yapısının yani Sıra iç yapısında da meydana gelen değişimleri ise kimyasal değişim olarak tanımlayan fen bilimleri öğretmeni Erhan fiziksel ve kimyasal değişimlerle ilgili olarak sırasıyla aşağıdaki örnekleri veriyor. 1. Ekmeğin kesilmesi 2. Yemeğin pişirilmesi 3. Camın kırılması 4. Kağıdın yanması Mantık sırası göz önüne alınarak öğretmenin vereceği 5. örnek aşağıdaki seçeneklerden hangisi olamaz? A buğdaydan un elde edilmesi, B demirin paslanması, C yoğurdun ekşimesi, D mum fitilinin yanması. Doğru cevap C, yoğurdun ekşimesi. 5. Aşağıda verilen özelliklerden hangisi sadece asitlere ait bir özelliktir? A elektrik akımını iletir, B ayraçlara etki eder, C sulu çözeltileri H iyonu verir, D tatları acıdır. Doğru cevap C. 6. Yukarıda kalsiyum ve kükürt elementlerinin artansız tepkimesi sonucu kalsiyum sülfürt bileşiğinin oluşumu gösterilmiştir. Bu tepkime ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A. Toplam kütle korunmuştur. B. Atom yapıları değişmiştir. C. Atom sayıları korunmuştur. D. Atom cinsleri korunmuştur. Doğru cevap B. 7. A artı B, C kimyasal tepkimesinin oluşum grafiği şekildeki gibi verilmiştir. Buna göre 1 C maddesinin kütlesi 26 gramdır. 2 A ve B maddelerinin tamamını tepkimeye girmiştir. 3 C maddesi hem A hem de B maddesinin özelliğini gösterir. Yukarıda verilenlerden hangisi ya da hangileri doğrudur? A yalnız 1, B 1 ve 2, C 1 ve 3, D 1, 2 ve 3. Doğru cevap B. 8. Saf bir X maddesinin ısıtılması sonucu oluşan sıcaklık zaman değişimini tablosuna ait bir kesit yukarıda verilmiştir. Bu tabloya göre aşağıda verilenlerden hangisi kesinlikle doğrudur? A. X maddesi başlangıçta sıvı haldedir. B. Erime sıcaklığı 59 derecedir. C. 7 dakikada madde gaz haline geçmeye başlamıştır. D. 8 dakikada madde tamamen gaz haline geçmiştir. Doğru cevap C. 9. Kütleleri asit A, B, C sıvılarının özdeş ısıtıcılar ile ısıtılması sonucu oluşan sıcaklık zaman grafiği şeklindeki gibidir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A, C sıvısının son sıcaklığı daha fazladır. B, A sıvısına daha çok ısı verilmiştir. C, B sıvısının sıcaklık değişimini en azdır. D öz ısısı en büyük olan C sıvısıdır. Doğru cevap C. B sıvısının sıcaklık değişimi en azdır. 10. Asit ve bazı temsil eden aşağıdaki öğrenciler temsil ettikleri maddelerin özellikleriyle ilgili aşağıdaki açıklamaları yapmaktadır. Enes, benim temsil ettiğim maddenin pH değerinin artması etkilerinin azalmasına neden oluyor. İhsan, benim temsil ettiğim madde kırmızı lahana suyuna ilave edilince renginin yeşil olmasına neden oluyor. Ekin, benim temsil ettiğim madde portakal limon gibi meyvelerin yapısında bulunuyor. Öğrencilerin bu açıklamaları doğrultusunda Enes, İhsan ve Ekin temsil ettiği maddeler aşağıdakilerden hangisidir? A) Asit asit baz B) Asit baz asit C) Baz asit asit D baz baz asit. Doğru cevap D. 11. Bir gaz haldeki bir maddenin ısı vererek sıvı hale geçmesi olarak adlandırılan 2. sıvı bir maddenin ısı vererek hale geçmesine donma olayı denir. 3. katı bir maddenin sıvı hale geçmeye başladığı sıcaklık değeri olarak adlandırılır. Yukarıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere doğru bir şekilde tamamlandığında hangi seçenekteki ifade açıkta kalır? A. Yoğunlaşma B. Erime C. Erime sıcaklığı D. Katı Doğru cevap A. Yoğunlaşma 12. Aşağıda K ve L kaplarında eşit sıcaklıkta sıvılar bulunmaktadır. Kaplar özde ısıtıcılar ile eşit süre ısıtıldığında kaplardaki sıvıların son sıcaklıkları eşit olduğuna göre 1. Sıvılardan eşit miktarda alınmış ise kaplardaki sıvılar aynı cistir. 2. L kabındaki sıvının kütlesi K kabındaki sıvıdan fazla ise L kabındaki sıvının öz ısısı daha küçüktür. 3. Sıvıların son sıcaklıklarının eşit olması kütlelerinin kesinlikle eşit olmasından kaynaklanmaktadır. Yukarıda verilen ifadelerden hangisi ya da hangileri doğrudur? A) yalnız 1 B) yalnız 2 C) 1 ve 2 D) 1 ve 3 Doğru cevap C. 1 ve 2. 13. Aşağıda verilenlerden hangisi buharlaşma ısısının birimidir? Doğru cevap C. 14. Aşağıda kimya endüstrisi ile ilgili verilenlerden hangisi yanlıştır? A. Ürün çeşitleri oldukça fazladır. B. Kullanılan ham maddelerin %70'i ithal edilmektedir. C. Girişimcilerin çoğu büyük şehirlerdedir. D. Gemlik mühendisleri ve bu alanda çalışmaktadır. Doğru cevap D. 15. Petrokimya sanayisi dünyada hızla gelişirken Türkiye bu gelişmelere bir gane kalamazdı. Türkiye'de bir petrokimya petro sanayisi kurulması uzununu ilk defa Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı duyurmuştur. Dünyadaki gelişmelerin yakından izlenmesi sayesinde. Konuya tam zamanında ilgi gösterilmiştir. 1963 yılı başlarında TPO içinde bir Petrokimya şubesi kurularak ön proje hazırlanmasına geçilmiş. 01041965'te ise Türkiye'de bu sanayi ihtiyacının gerçekleştirilmesi üzere Petkim pedokimya AŞ kurulmuştur. Daha dünyada bile 1950 yılında gelişmeye başlayan bir sanayinin 1963'te Türkiye'de ele alınmış olması çok önemli bir husustur. Türkiye'ye bazı sanayi dallarının 100 yılda bile gelmediği unutulmamalıdır. Yukarıda verilen paragrafta göre aşağıda verilenlerden hangisi söylenebilir? A) Türkiye kimya sektörü alanındaki gelişmelerden uzak kalmıştır. B) Türkiye bazı sanayi kuruluşlarının kurulmasında dünyaya öncülük etmiştir. C) Dünyada kimya sektörünün gelişimi 1900'lü yılların başlarındır. D) Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı petrokimya alanında Türkiye'de öncü kuruluştur. Doğru cevap D. Evet arkadaşlar bugünkü videomuzun sonuna geldik. Aşağıdaki yorum kısmından bize istediğinizi sorabilirsiniz. Forum cevapları.com sitemizi aşağıdaki linki tıklayarak ziyaret edebilirsiniz. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Bizi dinlediğiniz çok güzel geçsin dersleriniz.